Evli olmak aşık olmaya engel değilmiş. Cansu Dere ile Caner Cindoruk'un başrolünü paylaştığı Sadakatsiz dizisi sosyal medyaya damgasını vuruyor. Dizide eşini aldatan bir adama hayat veren Cindoruk'un hem sevgilimi hem eşimi seviyorum dediği sahne çok konuşuldu. İnsanın kalbi sadece bir kişi için atmıyormuş. Kasaya olan sevgimle derine olan sevgim farklı. İşte beni delirten şey bu. İkisini aynı anda seviyorum. Oğlu Tarık Emirtekin de Sadakatsiz dizisinde rol alan Şevval Sam'a bu konu soruldu. Annesi Leman Sam'la Cihangir'de buluşan Sam, bir erkek aynı anda iki kadını sevebilir mi sorusuna yanıt vermek istemedi. Kadını sevebilir mi sorusunun cevabı bende olmayabilir. Siz kadın olarak bu olaya nasıl bakıyorsunuz? Bu konuyla ilgili fikir söylemeyeceğim. Peki kadınlar peki iki erkeği sevmek bu gibi evlatları izliyor. Bu konuyla ilgili magazine girmiyorsun. Demet. Annenize soralım o zaman. Hayır sormayın. Ne oluyor? Sadaka burada ne oluyor? Torununuzun oynadığı dizide bir polemik yaşandı da bir erkek iki kadını aynı anda sevebiliyor. Hiç haberim yok, sadece onu kızım linkini gönderdi, izledim ve bayıldım. Evet. Çok onunla gurur duydum yani. Başka hiçbir şey bilmiyorum. Peki yani. Siz nasıl bakıyorsunuz bu yoruma yani? Bir erkek iki kadını aynı anda sevebilir mi yani? Ya çocuklar her şey oluyor bu hayatta. Aldın mı cevabı? Ya, şey peki siz niye çekiniyorsunuz? Ya, ama yani ben çekinmiyorum ya. Oradan alınıp o laflar oradan... Benim haberim dedi, de yok zaten. Mevzudan çok dizim var. Evet, en güzelini bak. Hayatta ben yasak her elmacıyım. Şey hayatta her şey oluyor peki, dedi. Peki. 4 sezondur devam eden Yasak Elma dizisinin 85. bölümünde Talat Bulut, Barış Kılıç, Gökhan Alkan ve Doğaç Yıldız'ın ayrılacağı ortaya çıktı. Dizinin enderi Şevval Sam konuyla ilgili açıklama yapmadı. Kaç ayrılıklar olacaktı? Siz de bir ciddiye alıyorsunuz. Halk gibi çocuklar, ne komik bir çocuklar. İşimiz bu. Neden ayrılıklar oluyor? Proje gereği mi yoksa içeride bir anlaşılmazlık mı var? Hiç öyle bir set değil. Bizim setimiz çok tatlı bir set. Her şeye rağmen böyle profesyonelce herkesin işini yaptı. Ayrıca özellikle kadınların da bir arada çok keyifli ve güçlü kadınların var olduğu bir set. Bunu yapımcımız Fatih Aksoy ve senaristler böyle karar vermişler. Biz de son dakika öğrendik. Talat Bulut, Yasak Elma'daki rol arkadaşı Nesrin Cevatzade'nin evleneceğini açıklamış. Cevatzade ise evlenirsem haberiniz olur demişti. Talat Bey'in de açıklaması vardı. Bir doğruluk payı var mı? Evleneceğinize dair haberler çıktı. Evlenirsem haberiniz olur. Efendim? Evlenirsem haberiniz olur. Nesrin Hanım'ın bir evlilik dedikodusu vardı. Talat Bey bize, evet, kendisi yakında evlenecek dedi. Talat biz buraya geldiğimizde galiba pek magazin konuşmuyoruz. Bilmiyorum yani. Hiç haberim yok. İlk defa sizden duyuyorum. Belki hani siz yakın arkadaşısınız. Size söylemiştir yani. Tanıştırmıştır. Var mı hayatında öyle birisi? Evlilik var mı? Ne kadar ayıp. Böyle bir şey sorulur mu ya? Ya bilsem bile niye böyle bir şey söyleyeyim? Yani arkadaşım size söylemediyse, bana söylediyse ben niye size söyleyeyim? Talat Bey açıklama yaptı ama. Canım bilmiyorum yani. Ama gerçekten bilmiyorum. Öyle bir şeyden haberim yok. Çok annem, teşekkür ederim. Sağ olun. Hadi anneciğim. Bizim her buluşmamız ve ayrılığımız var. Gerçekten. Kayıtları aldık. Arabanın başında. Ceyda ile galasma aldık yani. Hadi görüşürüz. Görüşürüz Ceyda. Hadi çocuklar, kolay gelsin. Kolay gelsin, iyi çekimler çocuklar. Usta sanatçı Leman Sam gider ayak muhabirlerle sohbet etti. Herkese böyle soruyor musunuz? Aynı böyle o dizide ne oldu, şu dizide ne oldu? Soruyor musunuz? Evet, soru soruyoruz. Bazen görüyorum hani size kızıyorlar falan, bazen üzülüyorum tabii öyle zamanlarda. Aynen. Mecburen soruyorsun değil mi? Mecburen hani düşünceleri merak ettiğim için. Mecbur ettiği sadece işimizin gereği. Hiç off the record değiliz de. Kayıt veriyoruz. Kolay gelsin.